Hepinize yeni bir PUBG Mobile videosuna merhaba dostlar. Bugün sizlerle birlikte sezon 19'da en kolay bir şekilde nasıl Fatih olabilirsiniz onu göstereceğim. Şimdi isterseniz hızlı bir şekilde hadi videomuza geçelim. Always do it on my own, so I gotta get through it. And the only thing I know. Videomuza geçmeden önce aşağıdan birer tanecik like bırakarak bana destek olabilirsiniz. Eğer hala kanalıma abone değilsen de abone ol. Bilmezsek de yine aynı şekilde destek olabilirsin. Bu videoda sana Fatih Ligi'ni en kolay nasıl çıkabilirsin kendi tecrübelerimle göstereceğim ve inşallah nasip olursa sezon 19'da 6. çerçevemizi de aldı. Sana Fatih Ligi'ne doğru giden yolumuzda devam edeceğiz. Hatta çerçevelere belki inanmayanlar vardır diye göstereyim ben. Hani kendim bizzat kasıyorum ve taktiklerimi de sizlerle paylaşıyorum. Hani elimden geldiğince sizlere hızlı bir şekilde Fatih yapmak istiyorum. Mesela burada toplamda benim 5 tane çerçevem var. Biri 5 tane squat, geri kalanı 3 şahıs tekli ve ben de buradan sana 3 şahıs tekli Fatih kasmını önereceğim. Diyeceksin ki aklındaki en çok şey soru şu işte ya altından başlayacağım, gümüşten başlayacağım. Bilmem neyden başlayacağım Fatih olur muyum? Şimdi senin rankın 1 gram umurunda değil. Ben sana bunu söyleyeyim çünkü ben kendim bizzat bir sezonda kademe banayıp 2 kere Fatih'e kastım. Hani bu kademeni hiç umursama bile bak. 2,5 ay var. 2,5 ay içerisinde çok kolay bir şekilde sen Fatih olabilirsin. Akla takılan diğer bir soru ise işte kaç puanda Fatih olurum? Ya ben başlıyorum, kasıyorum, as liginde kalıyorum. Bir türlü Fatih'e atılmıyor. İlk öncelikle Fatih olabilmek için PUBG Mobile'de ilk 500'e girmeniz gerekiyor ve ilk 500'e girmeden önce ilk 10.000'e girdiğinizde sıralamanızı görebilirsiniz. Peki ilk 10.000'e girdin diyelim. Sıralamanı nasıl göreceksin? Hemen sana göstereyim. Sezon başlarında düşük ranktayken buradan bu arada kendi sıralamanızı şeyden görebilirsiniz ama eğer ki as olmadıysan taş 1 sen işte taş 1 iken sıralamam kaç dersen de buraya gelip buradan da aynı şekilde görebilirsin. Mesela şu an benim rankım bu ve sezonun son günü bugün ben bu videoyu çekerken 3354. Yani buradan aslında bu Fatih olma olayını anlayabilirsiniz. Peki ben kaç puanda Fatih olacağım diyorsan hemen sana göstereyim. Buradan 100. adama geliyorsun. Her zamanki taktiğimiz bu. Mesela adam 4700 puan. Bu sezon ne oldu? As 4'te bitti. Hani As 4 1 puan da istemiyor. 2 de istemiyor. Hatta As 4 yerine As 3 90'da olabilir şu anda. Çünkü sezonun sonu kimse rank kasmadığı için. Hani buraya pek fazla takmayın. Mesela ben sizlere şöyle söyleyeyim. Eğer ki sezonun ilk 3 haftası puanınıza bakacaksanız 100'den 70 puan düşün. 5. haftalar, 6. haftalara geldiğinizde 70-80 düşebilirsiniz. Son haftalara geldiğinizde de 100 puan düşerseniz Fatih olma puanının kaç puanda olduğunu öğrenebilirsiniz. Peki sizler nasıl en kolay bir şekilde Fatih'e kasabilirsiniz? Zaten benim kanalımda bol bol taktik videoları var. Hatta birkaç gün içerisinde yeni pusu taktikleri, işte yeni gidip yatabileceğiniz güzel yerlerin videosunu da hazırladım. Hani biliyorsunuz solo rank kasanlar beni az çok anladı. Solo rankta bu arada hepiniz şunu asla unutmasın. Bak son alana kadar gir ve yat yılanla. Neden biliyor musun? Bak PUBG Mobile'da şöyle bir şey var. İlk ona giremediğiniz sürece emülatörde mesela XR. Tabi bu mobilde As Ligi'nde değilsen işte As Ligi'nde falan da böyle ilk 15'e girmezsin XR'sin. Sana şöyle söyleyeyim ben. Rush atarsın 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 30 puan aldın. Ya hepsi böyle işte 70. oldun bir kill artı 2, 80. oldun işte eksi 5 çarptır böyle böyle işte mesela 30 puan topladın tamam mı? PUBG Mobile'da bir kere sen 100. olsan taş liginden sonrasında eksi 50, eksi 45, as ligindeysen eksi 55 falan filan yiyorsun. O yüzden hani benim sana önerim bak ilk 4 alan var ya 5. alan kapanırsa kit basmazsanız ölürsünüz. İlk 4 alan alana girmeyin bak ilk 4 alan alana girmek git kit bas bir şey bas ama alan dışı hayatta kal. Neden dersen aslında birçok kişi böyle hayatta kalıyor. Alan ortası boş gözükse de mesela 40 kişi kalıyorsa 20'si alan için 20'si alan dışı. Eğer ki son alana girdim bak şimdi 4. alan bak tam kapanırken 5. alan geliyor. 5. alan kapanmadan giriyorsun ve o alana girdiğinde alan dışı kaldıysan sadece kit basabilirsin. Yani bandaj falan artık o bir hayal oluyor. 5. alana girdiğinde bir tane aracın olsun ve o araçla alan içinde dön. Böyle gez işte telefonun 5 FPS olsun fark etmez. Aracını sür yani böyle sağda solda gez. Baktın 30 kişi var işte mesela örnek veriyorum buggy ile 2 dakika sağlam gezsen orada herkes artık son alanda ya birbirini görüyor. Yavaştan sıkmaya başlıyorlar. 20 kişi falan filan kalıyor sonra alan kapanıyor. Sen yine aynı şekilde buggy ile gezmeye çalışıyorsun falan filan. İlk ona giriyorsun. İlk ona girdikten sonra arabadan inmek senin kendi şeyin ama benim önerim inme çünkü arabayla gezerken aynı zamanda yılan avlama ihtimaliniz de çok yüksek. Hani ben JD ile oynuyorum biliyorsunuz ki beni uzun süredir izleyenler bilir. Mesela ben sezon 18'de sadece
4 gün mobilden girdim. Geri kalan günler hepsini emülatörde canlı yayında 2-3 saat 2-3 saat oyun oynaya kastım. Son 4 günde dedim ki artık hani bitireyim, Fatih olayım, geçeyim dedim. Ondan sonra J7'ye girdim. Öyle kastım. Mesela ben sizlere şunu söyleyeyim. Touch 5 liginde ya yani sezonun böyle ikinci haftası falan 10. oldunuz diyelim. Artı 2 alırsınız ama mobilde gelip bunu yaparsan en az artı 10 alırsın. Bak hani mobil emülatör farkı bu. Mobilde hayatta kal, emülatörde kill al. Yani puan istiyorsan bunun olayı bu. Eğer ki emülatörde ilk ölürsen çok çok daha fazla eksi veriyor. Hani mobil oranına ciddiyim, bak emülatör çok sıkıntılı bir konu. Zaten nasip olursa sezon 20'de YKS'den sonra mobil canlı yayınlara başlayacağız. Mobil yayınlara başlarsam da ilk 10'a kastım. Hani sol rankta beni rahat rahat burada yayında ilk 10'a kasarken, yılanlarken, maç sonu 2-3 adam vururken işte böyle ortalama bizim maçlar 4-5 kill ile win olarak geçecek ve hani maçlarda ilk 10'a kalacağız. Bak kesin ve net demeyeyim ama hani ben ilk 10'a gireceğimi düşünüyorum. Çünkü hani böyle 15-20 FPS'de, yani düşünün ilk 500'e girip ben Fatih oluyorum. Hatta yılanlama da ilk 38'e giriyorum. Senin de cihazın yine FPS kötü biliyorum. Sen de bunun aynısını başarır. Bak ben J7 ile başlıyorum. Senin belki elinde J8 var, J9 var. Başka onlardan var mı bilmiyorum ama yani cihazın FPS'ini umursama. Bak bu telefon git istediğin yerde bak 20-25 FPS. Maç sonu 40 adam kaldığında 10 FPS'le böyle insan öleceğim derdine giriyorsun. O yüzden magiyle geziyorsun yani. Benim önerim sana FPS'ini 1 gram umursama gir ve Fatih'e kas. Hani kimseye de takma. İşte adamlar 4-5 KD Fatih olamıyor ama sen 2 KD ile Fatih oluyorsun. Sen onların başaramadığı bir şeyi başarıyorsun. Ve bunlar o insanlar sizleri çekemediği için birazcık dalga geçseler de işte içinden böyle diyorlar ki adam 2 KD ile Fatih oluyor, ben 5 KD ile olamıyorum falan filan böyle laflar yapıyor. O yüzden sizlere önerip gidin 2 KD ile Fatih olun. Peki diyelim ki sen de bu sezon YKS'ye çalışıyorsun, ya ben de sezon 20'de Fatih'e kalacağım diyorsan, ben sana şunu söyleyeyim, emülatör değilsen mobil oynuyorsan günde 2-3 saat oynarsan hani böyle her gün 2 saat işte 2 maç 3 maç 2 maç 3 maç bir ayında alır Fatih olmak. Ama yok işte benim vaktim boş, günlük 5 saat 6 saat oynarım dersen de 2 haftanı alır. Ama işte böyle 5 gün boyunca full oyuna odak oynarsan, 5 günde as olursan da 5 günde oyunda Fatih olabilirsin aslında. Çünkü şu Jastek'te şöyle de bir kural var. Hani ben bu zamana kadar kastım ve deneyimi biliyorum. Başka yerler bu arada kastım. Bak Orta Doğu, 5N falan geç haka geç. Bak 3. Jastek'liye otur. 5 günde as ol Fatih'sin. 6. gün as olursun 15 puan kazanırsın. Bu iş böyle böyle gidiyor. Mesela sezon sonu maksimum, bak şu an as 4'ü görmedi. Ben mesela bu sezon bitmesine 2 hafta vardı. As 3 70 puanda Fatih oldum. Sadece günü 2 saat oynadım. Hani o da emülatörden oynadım. Az az puan veriyordu. Yani mobilde aldıklarının ben burada çeyreğini bile alamadığım maçlar oluyordu. Ya 3. oluyorum artı 1 veriyor bana As liginde. Hani 2. oluyorum artı 2 veriyor. Hani ben böyle kastım. Emülatör, sen mobilde gel. As liginde 2. ol mobilden, tamam mı? Şundan 8-9 puan alırsın bak. 8-9. Hani böyle 10 puanı gördüğünde rank kasarken sevin yani. Ben sana onu söyleyeyim. Eğer ki mesela diyelim ki sen dedin ki ya işte bu sezon böyle taç yapayım dersin, kasayım diyorsan da bak ben sana şunu söyleyeyim. Eğer ki elmas bitirirsen, altın 2 başlarsa taş bitirirsen, plat 5'ten as bitirirsen de plat 2'den başlarsın ama sezon sonuna kadar Fatih kalırsan da platin 1'den yeni sezonda rankına başlarsın. Yani aslında burası çok kolay. Birçoğunuz belki zorlanıyor ama aslında kolay. Benim sizlere bir önerim daha var. Fişek bulduğunuzda AME falan boş verin. Bak fişek bulduğunda tank çağırırsan alan dışı, bu tank senin win alma ihtimalini %70 arttırıyor. Bak ciddiyim. Ben hani ya şu telefonla ya hani sürekli bunu örnek göstereyim de yani başka gösterebileceğim bir şey yok. Ciddiyim bak. Hani FPS'ini falan umursama. Şu telefonla 3 kill'le ben win alıyorum. Artı 15 alıyorum. Artı 20 alıyorum. Hani bu arada bu artı 15 falan 3 kill'le win'i ben hani böyle as 3'te falan aldım. Sezon son haftası puan vermez. Rakkasın arkadaşlar da ben buradan söyleyeyim. İlk 3 hafta olabildiğince kasın. Daha sonra sezon ilerledikçe oyunun verdiği puanlar düşer. Hani maç sonu adam kalmıyorsa bil ki o maç sana puan vermez, daha doğrusu en kısa özetiyle öyle diyeyim. Çünkü sezonun ilk günü mesela bir solo ranka gir, son alanda 40 kişi var ya, böyle hani gidecek yer yok. Bak şurada adam var, şurada bir dağ var, şurada bir dağ var ama ikisi de birbirine sıkmıyor. Çünkü sıkarsa yeri belli olacak, diğeri ona sıkacak, ölecek yani. Herkesin kafası bu şekilde çalışıyor. Neyse, bu videoluk benden bu kadardı. Sizlere elimden geldiğince yardım etmeye çalıştım. Umarım sizler de kolay bir şekilde Fatih olabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, hoşçakalın. Aklınıza başka takılan bir şeyler de varsa yorumlar kısmına yazabilirsiniz. Kendinize iyi bakın, ben kaçıyorum. Görüşürüz, bay bay.